açamamış bir gül gibi. İçimi sızlatır, kaderi utandırır. Hikayemiz yarım kalmış bir an gibi. Kayıp gitmiş hayaller elimizden. İsyanım var aşka ama ne çare. Bahar. Bahar. Yılmaz. Yılmaz. Sevgilim neredesin? Bahar buradayım. Kemal. Kemal. Bahar. Bahar. Kemal. 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 Sevgilim burada mısın? Bahar. Kemal. Kemal buradayım sevgilim. Kemal. Kemal! 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 Bahar! Ne oldu? Kabusu mu gördün sen? Seni gördüm Kemal. Öyle kapkaranlık bir kuyudaydın. Bahar diye sesleniyordun bana. Tamam, tamam. Bak ben buradayım. Tamam, geçti. Abi, ben hazırım. Ben de. Gidek şu Kemal'i alak da güzelce bir mezarına yerleştirek. İyisin hayatım. Geçti mi? İyiyim. Sen yanımdasın ya. Bizi geçti. Ama ne olursun. Cesur'un peşini bırak artık. Ya Allah'larından bulsunlar. Abinin nikahından sonra gidelim buralardan. Alvarım, her şeyi bırakıp gidelim buralardan. Ya ne demek yoğunuz? Acil bir durum, acil. Test sonuçlarını bugün muhakkak almam lazım. E bağırırım anlamıyorsunuz ki. Alo. Bak ya. Ben o raporu almasını bilirim. Ah, hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Ben laboratuvara gidiyordum. Gitmene gerek yok. Sana söyledim Eylül. Testi ben yaptırıyorum. Evet ama... Olmaz. Senin yaptıracağın bir teste hiç kimse güvenmez. O yüzden benim yaptırdığım testi beklemek zorundasın. Tamam anlıyorum. Güzel ama her şey için çok geç olabilir. Yarın Feride ve Cüneyt evleniyorlar. Tartışmak istemiyorum. Ama... Gerçekler ortada. Feride senden nefret ediyor. Şimdi senin ona söyleyeceğin herhangi bir söz onu senden daha çok uzaklaştırır. Bak, Feride'nin kardeşi olsan da, benim yeğenim bile olsan Feride'den uzak duracaksın. Aksi takdirde yanında değil, karşında olurum.
Cüneyt, Tunç konusunda kararlı mısın? Anne! Mutfaktayım oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin uzun çocuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dolma. Bırak! Çiğ yenir mi canım? Sonra karnın ağrıyacak. Aa. Mide var ya. Zift versen bana mısın demez ha. Ama dipsiz koyun maşallah. Maşallah maşallah. Hazırlıklar ne ya? Düğün yarın değil mi? Düğün için değil oğlum. Bu akşam kına gecesi var ya. Şimdi onun için hazırlıyoruz. Neyse. Ben birkaç parça eşya alayım. Tunç. Cüneyt'le ben seninle konuşmak istiyoruz. Ne konuşacağız ki? Merak etmeyin. Düğününüzü iptal ettirmek için herhangi bir hain planım yok Feride'ciğim. Biz de zaten bunu konuşacaktık. Tolga? Kader? Senin ne işin var burada? Bir ihtiyacın olur diye bekledim. Sen bütün gece arabada mı yattın? Ne yapayım? Seni öyle yalnız bırakıp gidemedim. Ya ne olacak? Ben Pelin'de kaldım işte. Ya belki ailen gelir, sorun çıkartır diye. Dün seni öyle ağlarken görünce. Sen benim için arabada uyudun öyle mi? Ne gerek vardı ki? Neyse, hadi şimdi gidelim. Bak bursun yatmıştır. Hadi gidip çekelim. Sonra parayı alır, babanın suratına çarparsın. Hem annen de abin de seni affeder. Hadi. Sevgi teyze, hadi artık üzme kendini. Kader gelir nasılsa. Hadi gel, kahvaltı hazır. Bileydik Pelin'in evine gider bakardık. Ne? 20.000 mi? Peki sağ ol. 20.000? Ne 20.000? Şahin Efendi'nin Kader'in okuluna yatırdığı para. O parayı bulmam lazım. Bulman lazım. Nereden bulacaksın? Kader kaydını sildirince götürür fırlatırız Şahin'in suratını. Eğer öyle bir düşüncesi olsaydı Kader Hanım burada olurdu. Neyse. Ben bulacağım. Gerekirse tepeciye giderim. Kemal gelmiş Yusuf. Anne, Kemal'e Kader'le ilgili bir şey söyleme. Abisinin düğünü var. Ona kim uzunmasın? Yürü. Ya ne yapıyorsun bırak? Yürü dedim. Ailemden özür dileyeceksin. Şahin bırak. Evet konuş bakalım ne konuşacaksın benimle? Otursana. Ya bırak şimdi oturmayı falan Cüneyt. Söyle ne söyleyeceksen. Tamam gecenizi mahvetmeyeceğim. Oldu anlaştık tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Ya Tunç bir dakika.
Tamam, biliyorum. Yaşadıklarımızı değiştiremeyiz. Birbirimize söylediğimiz düşmanca lafları böyle bir anda unutmamız imkansız. Ama unutmamız gereken bir şey var. Kardeş olduğumuz. Aramızda ne geçerse geçsin, biz kardeşiz. İnsanları düğünler ve cenazeler birleştirir. Düğünümüzde kardeşim olarak yanımda olmanı istiyorum. Bırak geçmiş geçmişte kalsın Tunç. Yanımızda ol. İzin ver, bu düğün bu aileyi bir araya getirsin. Yalan değil Cüneyt. Selim'le bugün konuştum. Para almış birinden, her şeyi anlatacak. Bozacının şahidi Şıracı. Cüneyt, bunlar yine bir oyun çeviriyorlar. Cüneyt, ne olursun dinle beni. Selim gelsin, her şeyi anlatsın lütfen. Ya bir arayan soran olursa ne olacak? Başım belaya girmesin. Kimi kimsesi var mı? Yok. Biraz bana benziyor aslında. Kimi kimsesi yok. Öksüz, yetim. Niye beni affetmezsen, niye beni anlamazsan Melek? Allah, ben ne yapacağım? Canım, ne yaptın? Bıraktım Yusuf annenleri işte hayatım. Annem nasıl, iyi miydi? İyi, iyi de biraz dalgın gibi. Şahin Bey yine kadının canı mı sıktı acaba? Bir şey mi yaptı? Bilmiyorum hayatım, bilmiyorum. Da sen bu kadar güzel olmak zorunda mısın ya? Zorundayım tabii. Ne yapayım, kocam çok yakışıklı çünkü. Ha. Alo. Alo, buyurun. Alo. Ver bakayım şunu. Alo. Evdeler. Bu kim ya? Şey ya, Kadriye abladır o. Yani arada böyle oluyor, onların telefonunda sorun var. Hadi hadi, anneannelere gecikeceğiz. Ya gecikmeyiz. Pınar'a daha zaman var. Ya da makyajım bozulacak. Yeniden yaparsın. Hadi lan, biraz acele et de kaçırma ya Kemal'i. Abi, ileride çevirme var. Puh, Allah kahretsin ya. İnanmıyorum ben ya. İsmail abi parayı hemen yatırmış. Yani ben borcumu ödemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Acelesi yok kader. Önce parayı babana iade et. Sonra ailene her şeyi anlatırsın. Onlar da seni affeder. Tolga, çok teşekkür ederim ben sana. Ben bir şey yapmadım ki. Sen çok şey yaptın. Sen olmasaydın ben bu okula devam edemezdim. Hoşça kal kader. Seni tanımak güzeldi.
Görüşmeyecek miyiz? Ama sen niye böyle yapıyorsun? Yani biz arkadaş değil miyiz? Ben aşık olduğum kadınla arkadaş kalamam. Üzgünüm. Tolga! Tolga dur! Yarın benimle göl kenarında buluşur musun? Neden? Soru sorma. Yani sen çağırdığında ben gelmiştim. Sen de yarın benim için gel. Lütfen. Gelecek misin? Kaç oldu kim bilir, hadi çok geç kaldık. Daha takı alacağız Feride'ye. Ya hayat, ben o işi halledeceğim sonra. Abimlere bugün başka hediye vereceğim ben. Ya of, ne hediyesi buldun, hadi kalk. Öyle bir hediye buldum ki Feride de abim de bayılacak. Neymiş bakayım bu hediye? Sürpriz. Ya karına da mı söylemeyeceksin, hani saklama, ne olur söyle. Söylemeyeceğim. Merak ediyorum ya. Kötüsün Kemal ya, kötüsün. Kötüyüm Mehmet, kötüyüm. Abi hasta numaranı nasıldı polis ya? Oğlum amma kafa ütüledin ya. Tamam işte, oynadık bitti. Uzatma artık. Çok iyiydin de o yüzden söyledim. Hadi hadi tamam. Sür şu arabayı adam gibi. Kemal evden çıkmadan paketleyip almamız lazım. Tamam abi. Durdur şu arabayı Şahin. İneceğim. Ya özür falan dilemeyeceğim o varoşlardan. Aç şu kapıyı. Hele bir özür dileme. O evi bile alırım elinden. Alamazsın. O ev benim. Elimde imzaladığın tonla senedin var. Hiç acımam. Veririm icraya, elinden alırım evini. Hiç şüphen olmasın. Umut. Umut. Gitmeyeceksin tefeciye falan. O adam yüzünden başına bela girmesine izin vermem ben. Ya bırak! Dur! Şebnem'in size söyleyecekleri var. Kahretsin çıkmışlar. Nereye gitmiş olabilirler abi? Bilmiyorum, anlayacağız. Gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mı Feride'nin çeyizi? Hazır hazır. Götürürüz birazdan. Pardon ya. İşle ilgili benim buna bakmam lazım. Alo. Babacığım, biz birazdan Ferman'la çeyizi götürüp geleceğiz. Ferman Bey'in işleri var. Biz birlikte gideriz. Niye öyle diyorsun? Her şey koşturuyor, yazık değil mi? Artık neyin peşinde koşturuyorsa. Baba sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Kaçak göçek dolaşmalar, fısır fısır telefonda konuşmalar. Ben daha ne ima edeyim? İş görüşmesi dedi, sen de duydun. Biz de yedik. Şu nikahı bir atlatalım. Bizim hesabınızı kapatın artık. Evet, iki kişilik. En güzel odanızı istiyorum.
Tamam oldu. Sonra konuşuruz. Sağ olun. Sağ olun. Bugün de telefonun hiç susmadı. İşler yoğun herhalde. Hah, Kemaller de geldi. Vay, vay, vay! Arabaya bak! Biz geldik. Bu ne ya? Kiraladın mı bunu çocuk? Evet. İki günlüğüne abimlerin emrine amade. Feride, Cüneyt! Kemal? Oğlum bu harika bir araba. Çiftimize düğün hediyesi. Çok güzelmiş Kemal. Unutmamışsın. Unutur muyum hiç? Aslan abim evleniyor benim, unutur muyum? Defol git. Sen hangi yüzle çıkıyorsun karşımıza? Şebnem'in size söyleyecekleri var. Lan defol git. Biz bir şey dinlemeyeceğiz. Şebnem. Konuş! Ben özür dilerim. Size yaptıklarım için özür dilerim. Tamam mı Şahin? Oldun mu? Mutlu oldun mu? Lan senin yaptığın onca şeyden sonra bu kadının özrü ne işe yarar? Yarayacak. Beni affedeceksiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hala konuşuyor ya. Ulan basket. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Dur oğlum. Git buradan Şahin. Git. Ya çok teşekkür ederiz. Ne demek fıstık? Ya o kadar eğlenceli ki nikahda bununla gideceksiniz. Evet süper olacak. Araba değil canavar mübarek. Ya Kemal bu araba harika ya. Tam hayalindeki araba. Abim küçükken bu modele bayılırdı. Düğün arabam bu olsun derdi. Sayende Hasan'ım. Aa kızlar. Bu erkek milletini canavarlarıyla baş başa bırakalım. Akşama kınamız var canım. Hazırlık yapmamız lazım. Hadi. Ferman, bir sürü çeyiz var. Hadi gel. Olur. Adamlar yapıyor arkadaş. Babam senden daha fazla hayran kaldı vallahi. Vallahi aynen öyle. Ya baba, şu torpidoda bir kutu var. Onu verir misin? Benden sonra Feride bir kozan olacak ha. Ne oldu baba ya? Gözlerin doldu senin. Mutluluktan be oğlum. Çocuklarım yanındayken, mutluyken benden mutlusu yok. Azizem. Hmm.
Anne, ben Cüneyt'in nikahına falan gelemem. Getiririm bir altın, takarsın işte. Ya Kemal'le Bahar orada olmayacak mı? Karşılaşmak istemiyorum onlarla. Ben altını getiririm, sen kapıya çık al işte. Vay be. Kozan kardeşlere baksana. Biri Bahar'ı aldı, biri Feride'yi. Abi, abi, abi. Hey lan abi, abi. Abi Kemal'in yerini buldum. Ne? Neredeymiş? Kalk çabuk, ben götüreceğim seni oraya, hadi. Hadi, 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 hadi. Kıcır kıcır be. Ya. Oh be. Bana bak, kim topladıysa vallahi nikeracı mikeracı harika, mis gibi yani. Giderim bütün adam. Delireceğim. Feride ile Cüneyt evleniyorlar. Şu DNA sonucu neden çıkmadı ki bugün? Ya zaten senin yaptırdığın teste inanmazlar ki Eylül. Dilek de öyle söylüyor. Bu arada... Cüneyt ile Feride beni de nikahlarına çağırdılar. Nasıl nasıl? Nasıl çağırdılar? Ya işte... Cüneyt, biz kardeşiz, geçmişte yaşananlar geçmişte kalsın falan dedi. Siz var ya siz, siz ailece manyaksınız. Bunca olup bitenden sonra bir de nikahlarına mı gideceksin? Daha karar vermedim Eylül. Yok, ben dayanamayacağım. Feride'yi o tımarhaneden kurtarmam lazım, gidip her şeyi anlatacağım ben. Ne saçmalıyorsun sen be? Hem Feride sana inanıp neden nikahtan vazgeçsin ki? Bırakayım da kardeşim ailemizi yakan, bizi darmadağın eden o katilin oğluyla mı evlensin? Eylül, o eve yaklaşamazsın zaten. Mahkeme kararı var. Ayrıca buna ben de izin vermem. Abla, ya anlatmayacak mısın ne olduğunu? Sen ne yaptın ablama? Ne yaptın da bu hale geldi bu kadın? Bunu imzalayacaksın. Seni boşuyorum. Yarın bu iş bitmiş olur. Bir dakika ya. Şimdi de boşuyor musun ablamı? Her şeyimizi elimizden aldın zaten. Bu evi size bırakıyorum. Biraz da para. Daha fazlasını alamayacaksınız. Hele bir imzalama. 5 kuruşsuz şu kapının önünde kalırsınız. Kahretsin! 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 Abla dur! Ya ne güzel yapmışsınız. Gelin gibi olmuş. Biraz süsletelim dedik. Sağ ol be kardeşim. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ne olacak be abi? Yani keşke alabilseydim ama işte. İşler bir toparlansın da onu da hallederiz. Baksana babama. Ben dönünce arabayı o sahip çıkardı. Bir şey diyeceğim, kaçacak gibi duruyor ya. Aa, siz masaya geçmediniz mi? Merasim başlıyor mu ki? Tabii, Feride inecek birazdan. Asıl Cüneyt, sen hazır ol, seni almaya geleceğim, tamam mı? Niye? Ona da mı yakılacak? Evet, onu da yakacaklar. Ya ablacığım boş ver. Şey, ben öyle şeyleri sevmiyorum zaten. Olmaz. Adet yerini bulsun. Hadi geçin. Al.
Hah, gel bak bir sürü film buldum. Çok güzeller. Ayrıca mutfakta da cips var. Ben burada kardeşimin derdindeyim, sen bana film diyorsun. Eylül, o eve gidip herkesin içinde Feride benim kardeşim dersen Osman Kozan seni yaşatmaz. İşin içinde yangın var ya. Ben sadece gidip Feride ile konuşacağım. Onca kalabalığı aşıp Feride'ye nasıl yaklaşacaksın acaba? Geç şöyle. Şuraya oturuyorsun, hiçbir yere gitmiyorsun Eylül. Şu filmlerden bir tanesini seç. Film izleyeceğiz. Ben yukarıdan bilgisayarı alıp geliyorum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Başladı mı nikah terhanesi? Ha, biraz evvel başladı. Allah mesul etsin, ne diyeyim? Oh. Lan fırfır, saatlerdir bu herifin peşindeyiz. Nerede lan bu Kemal? Abi kesin burada. Bekle bir. Lan dua et burada olsun. Yoksa o mezara seni koyacağım ha. İn bak şuna. Al. Çeyrek aldım. Oğlum ben sana altın için haber vermedim ki. Nikah sen de gelseydin. Ah be anam. Onlar isterler mi zannediyorsun beni? Hadi dikkat et kendine. İşte burada Kemal Efendi. Kemal burada. Azize yenge de yanında. Ne yapıyoruz abi? Şimdi kulağını aç beni yenge. Canım benim. Maşallah. Çok güzel oldun. Sağ ol Allah. Ya iyi ki buldun beni. İyi ki. Sen olmasaydın benim bugün hep yanım eksik kalırdı. Bundan sonra hep yanındayım. Hep. Bir gün sen, ben, ablam bir araya geleceğiz. Ben buna inanıyorum. Sen beni nasıl bulduysan ben de onu bulacağım. İnşallah. Sen ölürsün değil mi Eylül? İlla bir bela çıkaracaksın. Feride hazırlanmadı mı daha? Dilek yanında. İnerler birazdan.
geliyorlar, geliyorlar. Dur, kalk. Güzel gelinim. Sen beni deli mi edeceksin? Nereden buldun bu iş adamını? Bağırıp durmasana sen. Yusuf uyuyor. Anne sen karışma. Kader cevap ver. Ya işte arkadaşım söyledi bana. Zengin bir iş adamıymış işte. Burs verecek bir öğrenci arıyormuş. Arkadaşım da şey demiş işte. Beni söylemiş. Ben gittim, adam verdi işte bursu. Kim bu arkadaş? Ben bakarım. Bana bak Kader. Bu iş adamı mıdır ne halttır? Yarın beni ona götüreceksin. Ya yeter yeter. Kız perişan oldu. Ne işin var senin burada? Sevgi. Ne var gene? Ne istiyorsun? Şebnem'den boşanıyorum. Ne olur bana bir şans daha ver. Evime, çocuklarıma dönmek istiyorum. Abla bu ne ya? O kadar insanın içinde benim ne işim var? Ne var bunda canım? İleride gülerek hatırlayacaksın. Utanacak bir şey yok Cüneyt. Hanımlar, damat da geldi. Hadi kızlar. Yüksek yüksek tepe. Tadı nasıl olmuş abi? Aa, başladılar. Ben gidip bakacağım. Ben de geliyorum. Ya beni yalnız mı bırakacaksınız? Ya geliyoruz baba, geliyoruz. Ne diyorsun lan sen? Duydun oğlum. Ben anneni seviyorum. Sizi bir daha bırakmak istemiyorum. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Al paralarını git. Ne bursunu istiyorum, ne de seni istiyorum. Bizi rahat bırak.
Şimdi sadakanı topla. Defol git buradan. Gitmiyorum. Siz beni affedinceye kadar hiçbir yere gitmiyorum. Kapınızda yatarım ama hiçbir yere gitmem. Çocuklarımın annesi olduğun için değil, karım olduğun için, sevgilim olduğun için seviyorum seni. Lan çık git, yoksa elimde kalacaksın. Tamam dedim, tamam. Abi yeter artık. Hala oturuyor ya. Lan gebertirim seni! Umut, tamam. Sakin ol. Sana tamam diyorum. Hiç mi hatırım yok? Bırak ne hali varsa görsün. Ay özür dilerim. Size yaptıklarım için özür dilerim. Abla. Hadi yatalım artık. Sabah sakin kafayla düşünürüz. O aileyi darmadağın edeceğim. Yoksa seni şuracıkta gebertirim. Bana bak. Sesin çıkarsa seni öldürürüm, anladım, öldürürüm. Yürü. Yürü Allah'ın belası. Bırak. Ay ben dayanamayacağım, ağlayacağım vallahi, açıyorum artık. Aşkımız açamamış bir gül gibi, hikayemiz yarım kalmış bir an gibi, kayıp gitmiş hayaller elimizden. İsyanım var aşka ama ne çare, paramparça yürek
Nafile ikimize yazık etmem bu defa ben alışamam artık sensizliğe. Tamam abi yeter. Ne etmesi lan? Daha yerin 7 kat dibine gömeceğim onu. Abi yeter işte oldu. Bu gece yırttın Kemal Efendi. Ama yarın kurtulamayacaksın. Mezarını derin kaz. Seni burada bir Allah'ın kulu bulamayacağım. Hadi devam. Feride'yi göreceğim diyorum sana. Feride'yi göreceğim. Kes sesini. Defol git. Baba. O çocukların ayağına taş değsin. Senden bilirim. Baba. Geldim oğlum. Ne yapıyorsun burada? Yok bir şey ya. Köpeğim biri avladı. Ona baktım. Bir şeyim oldu diye. Eylül. Eylül. İyi misin? Katiller! Bu da benden damada. Al! Hadi damat bey. Çok mutlu ol. Sağ ol canım. Hayırlı olsun kızım. Hadi. Oturmaya gelmedin. Kardeşim, Hüküzan'la evlenmesine asla izin vermeyeceğim.